Albus Kaymakamı'nın ve bölgedeki yetkililerin şunu bilmesi gerekiyor. Ya Hubiyar Köyü sıradan bir köy değil birincisi. Yani burası bir Alevi inanç merkezi. Herhangi bir Alevi köyü de değil yani. Bir Alevi inanç merkezi. Buraya yüzlerce, binlerce, on binlerce insan geliyor. Ve Türkiye'nin her tarafından geliyor. Bu yollardan geçiyor, bu yolları kullanıyor. Şimdi biz bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki bakın Alevi-Sünni ayrımcılığı yapmayın. Bak hizmeti eşit götürün dediğimiz zaman valla feryadı figan ediyorlar. Yani geçen sene valiye söyledik bunu. Vali gelmiş bizim buraya. Feryadı figan etmiş. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Ama geçerken de bu yollardan geçiyor. Yani vali bunu söylerken aynı zamanda da bu yollardan geçiyor. Şimdi buradan tekrar ediyoruz. Sayın Kaymakam Bey'e söylüyoruz. Diyoruz ki bak bu işlerden vazgeçin. Halkla inatlaşmayın. Toplumla inatlaşmayın. Burası Alevi inanç merkezi. Siz devletin yetkilisisiniz ve göreviniz bütçeleri, kaynakları eşit bir şekilde, adil bir şekilde, vicdanlı bir şekilde dağıtmaktır. Yani Sarıören Köyü'nün yolları yapılırken Hubiyar Köyü'ne hizmet götürmeyeceğiz sözü kabul edilebilecek bir söz değildir. Bunu reddediyoruz. Bu sözü reddediyoruz. Hubiyar Köyü'ne hizmet gelmek zorundadır. Getirmek zorundasınız. Çünkü kendi babanızın parasını ya da kendi maaşınızı harcamıyorsunuz. Sizden talep etmiyoruz bunu. Bu ülkeye vergi veren vatandaşlar olarak, bu ülkenin yurttaşları olarak, bu köylerin, bu ilçelerin halkı olarak talep ediyoruz. Burası tam Değeryer Köyü'nden, ana yoldan yukarı doğru çıktığımız zaman iki köyün ayrıştığı yer, ayrım yeri daha doğrusu. Sol taraftan Sarıören Köyü'ne gidiliyor. 3 kilometre mesafe var. Sağ taraftan da Hubiyar Köyü'ne geçiliyor. Sarıören Köyü yazıyor ve bu yol Sarıören Köyü'nün. Şimdi Sarıören Köyü'nde çalışmaları ve yolun durumunu hep birlikte göreceğiz ne olup ne olmadığını. Evet, burada resmi plakalı bir kamyon var. Yol çalışması için 60 SA825. O kamyondan asfalt getirmişler. Burada hani eğer varsa çukurluk bir yer, bozulmuş bir yer, oraları yamıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, burada bir buraya dökmüşler yine bir yama malzemesi asfalt, oraya dökmüşler. Yani esasında yolun kenarları onlarda. Burada silindir var. Şimdi ona bakacağız. Buraya dökmüş. Ya işçiler sanırım öğlen yemeği molasındalar. Sarıören Köyü'ne hoş geldiniz diyor. Burası Hubiyar Köyü ile aşağı yukarı aynı rakımda. Evet, burada yamalar var. Şimdi şu tabelanın önünde bir duralım. Niye duralım? Şimdi bu Sarıören Köyü'nden buradan. Şimdi Köroğlu Mahallesi var. Bu Köroğlu Mahallesi Hubiyar Köyü'ne bağlı bir mahalle. Yani mezra deniliyor ya. Oraya buradan gidiliyor. Şimdi bakın, şimdi burada ilginç bir şey var. Oraya kadar yol çok düzgün, düzenlenmiş. Burası toprak ama. Yani Hubiyar Köyü'ne ait bir Alevi Köyü'ne girerken burada hemen şeyi görüyorsunuz. Farkı görüyorsunuz. Ben biraz ineyim şöyle. Yani bu yolda toplamda 300 metre. Yani 300 metre mesafe var. Ama bu 300 metre mesafe toprak. Yani toprak yol. Evet, şimdi bu toprak yoldan geliyorsun. Sarıören Köyü'nün aşağıdan yukarıya gelen asfalt yoluna dahil oluyorsun. Yani aradaki farkı da sanırım herkes görüyor. Evet, buradan da parketaj başlıyor yol. Yolun parketaj döşenmiş kısmı, yani Sarıören Köyü'nün köyüne doğru döndüğümüz zaman asfalttan sonra da parketaj başlıyor. Evet, şimdi Hubiyar Köyü sınırından, yani o tabelanın altından Hubiyar Köyü topraklarına girdik. Şimdi buradaki yolun durumunu da sizlere göstereceğiz. Tüm mahallelerin yolları toprak zaten. Sadece tekkeye doğru ana türbenin olduğu, şimdi buradaki durumu görüyorsunuz. Yani buradaki, devam edelim. Yolun durumu belli. Yol patlamış. Kenarlar zaten keza patlıyor. Yolun, asfaltın söküldüğü,
ve açılan çukurluk araçların tam geçtiği noktada. Ortada da tümsek oluşmuş. Yolun durumu bu. Devam ediyor ve yine aynı şekilde hemen akabindeki alanda bu şekilde yol patlamış durumda. Ve yine devamında aynı şekilde burada sollu sağlı. Burası da böyle. Yani buraya bu kadar net, açık, yolun durumu bu kadar açık ve net vaziyetteki yere herhangi bir şey yapmayacağız, herhangi bir çalışma yapmayacağız deniliyor.